Selam gençler, Ferrum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bundan önceki videolarda maddenin katı, sıvı, gaz ve plazma halinin genel özelliklerinden bahsetmiştik. Devamında katı ve sıvı hali detaylamasına incelemiştik. Şimdi ise gaz hali diyoruz. Katı ve sıvının tüm detaylarını verdim. Artık karşınıza çıkmayacak. Ancak gazlar öyle bir konu değil. Yine gazların genel özelliklerinden bahsedeceğim. Ayrıca gazların özelliklerini etkileyen faktörlere değineceğim. Ve gazları burada bitireceğim. Gazları burada bitirince gazlar komple bitmiş olmuyor. Niye? Çünkü gazlar aynı zamanda 11. sınıfta başlı başına bir ünite. Hatta bu ünite öyle bir ünite ki AYT kimyanın en zorlayıcı ünitelerinden birisidir. Şimdi biz genel özelliklerini hatırlayalım gazların. Ardına gaz davranışlarını etkileyen özellikler diyelim. Dersimizi de sonrasında sonlandıralım. Maddenin gaz hali hatırlarsan sıvı ve katı hale göre daha düzensiz olan halde. Hatta bu iki hale göre enerjisi en yüksek olan halde. Gaz dediğimiz şeyler titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapıyordu. Hatırlarsan soy gazlar yalnız öteleme hareketi yaparken titreşim ve dönme hareketi yapmıyordu. Değil mi? Katı ve sıvılara göre daha düşük yoğunluktadır gazlar. Niye? Çünkü hacimleri aynı kütledeki hallerine göre daha fazlaydı. Örneğin bak şimdi buraya. Örneğin elinde 5 gram buz vardı. Tamam mı? 5 gram buz. Sen bunu erittin. Eritirsen yine bu 5 gram olur. Ama sıvı halde olur. Buharlaştırdın yine 5 gram olur. Ancak gaz halde olur. Hacim ne oluyor? Buz halde hacim böyleyken sıvı olunca hacim biraz artıyor. Çünkü sıvı hal katı hale göre daha düzensizdi. Gaz halde sıvıya göre daha düzensiz, hacim bu şekilde oluyor. Hatırlarsan fizikten değiştiren bölü V öz kütle formülü. Kütle sürekli sabit, hacim artıyor. Hacim arttığından dolayı yoğunluk düşüyor. Tamam mı? Gaz tanecikleri çok hızlı hareket eder ve aralarında büyük boşluklar bulunur. Gazlar belli bir şekle ve hacme sahip değildir. Bulunduğu kabın şeklini ve hacmini alırlar. Yani senin kabının şekli buysa hacmi bu olur. Kabının şekli şuysa hacmi bu olur. Niye? Kabın şeklini alıyor. Tamam mı? Gazlar sürekli hareket halinde oldukları için bulundukları kabı tamamen doldururlar. Yani suyu şuradan döksen tabanda toplanır. Veya katıyı bıraksan tabanda durur. Gaz öyle değil. Gaz kabın her yerini dolduruyor. Sürekli hareket halinde olduğu için. İçinde bulundukları kabın çeperlerine çarparak kuvvet oluşturur ki biz bu kuvvete basınç diyoruz. Yani gazlar bir basınç yaparlar. Basınç tanımını yapmıştım. Hatırlayalım. Basınç tanımı gaz taneciklerinin yüzeye uyguladığı dik kuvvette. Yüzeye uygulanan dik kuvvete biz basınç diyoruz. Kabın her yerinde gaz taneciği olduğundan dolayı her yerindeki basınç aynıdır. Yani A noktası olan şuradaki basınçla B noktası olan buradaki basınç aynıdır. Tavandaki C noktasındaki basınç da yine aynıdır. Kabın çeperine kısaca her şekilde eşit basınç uyguluyor gazlar. Birden fazla gaz aynı kaba konulduğunda tamamen kabı doldururlar ve homojen karışım oluşturuyorlar. Bak şimdi bunu şöyle bir örnekle açıklayalım. Elimde 5 gram şey olsun. X gazı olsun. 5 gram X. 5 gram da Y var. Tamam mı? Bunları şu aşağıdaki kaba atarsak kabın da hacmi sallıyorum 10 litre olsun. X'in hacmi ne dediğimde hocam X'in hacmi 5, Y'nin de hacmi 5 toplam 10 demiyoruz. Kabın hacmi ne kadar? 10 litre. O zaman X'in hacmi de 10 litredir. Tamam mı? Y'nin hacmi nedir diye sorarsam hocam 10 litreydi onun da X aldı Y'de 0'dır o zaman. Hayır öyle bir şey yok. Y'nin hacmi de 10 litredir. Niye? Çünkü gazlar bulunduğu kabın hacmini alırlar. Toplam kaç litre gazım var dersem hocam 20 litre. Hayır bu da olmaz. Kabın hacmi kaç? 10. 10 litre toplam hacim vardır. Bu nasıl oluyor? 10 litre X, 10 litre Y toplarsak 20 olması lazım. Niye öyle olmuyor? Çünkü az önce söyledik ya gazlar arasında boşluklar var. Birbirinin boşluğuna girerler. Doğal olarak ekstra bir hacim oluşturmazlar. Kabın hacmi neyse o olur. Yani X ve Y'nin toplam hacmi de 10 litredir. X'in hacmi de 10 litredir. Y'nin hacmi de 10 litredir. Niye? Çünkü kab 10 litre. Kabın hacmini aldı. Önemli burası. Devam edelim.
Esneklik ve genleşme gazlar için ayırt edici bir özellik değildir. Dışarıdan ısı alarak genleşirler. Yani endotermiktir genleşme olayı. Yani hocam gazlar genleşmiyor mu diye soru soracak olursan gazlar genleşiyor. Niye ayırt edici özellik değil? Çünkü hepsi genleşiyor. Hepsi genleştiğinden dolayı bir ayırt edici özellik değil. Gazları niteleyen özellikler 4 tane bunlar. Basınç, hacim, sıcaklık ve miktar. Tek tek bakalım. Basınç. Gazların kabını iç yüzeyine çarparak birim yüzeye uyguladıkları dik kuvvete biz basınç denir demiştik. Basınç arkadaşlar P ile gösterilir. Şu bildiğiniz P var ya. Bununla gösteriliyor. Nedeni ise İngilizce pressure. Basınç demek. Tamam mı? Bunun baş harfi. Sabit sıcaklıkta bir gazın basıncı birim hacimdeki tanecik sayısıyla doğru orantılıdır diyor. Yani senin kabında şöyle bir kabın var. Miktarı artırırsan diyor. Birim hacim demek yani tanecik sayı demek miktar demek. Miktarı artırırsan basınç da artar diyor. Sen bunun içerisine ne kadar gaz koyarsan basınç da o kadar artıyor. Ne zaman? Hacim sabit olduğunda. Tamam mı? Gazlar bulundukları kabın her noktasına aynı basıncı uygular. Gaz basıncı birimi atmosferdir. Basınç birimleri arasındaki ilişki de 1 atmosfer eşittir 76 cm civa 760 mm civadır diyor. Şimdi bunlar ne? Bunlar basınç birimi. Mesela bizim kütle birimimiz var. Kilogram, gram, miligram, ton. Değil mi? Hani boyutuna göre değiştiriyoruz. Sallıyorum. Elimde şöyle küçük bir şey varsa, kalem varsa gram kullanıyorum. Ama şu yani şu ağırlığı, gerçi bu görünmüyor. Yani ağır bir şey alsam, ağır bir şey aldığımda ise kilogram kullanıyorum. Çok büyük bir ağır olsa ton oluyorum. Yani bu kütlenin bir birimi var. Aynı şekilde basıncın da böyle bir birimi vardır. Atmosfer, santimetre civa, milimetre civa, pascal, newton, bar, tor bunların hepsi basınç birimidir. Ama en çok karşınıza çıkacak olan basınç birimi atmosfer kısaltması olan ATM, santimetre civa ve milimetre civadır. Tamam mı arkadaşlar? Gaz basıncı birimi atmosfermiş. Birimler arası dönüşümler. Atıyorum. İşte 1 kilo kaç gram dersem hocam 1000 gram diyorsun ya. Aynı şekilde buradaki birimler arası dönüşümler yaparken de bu bağıntıyı kullanıyorsun. 1 atmosfer 76 santimetre civaya, o da 760 milimetre civaya eşit. Tamam mı? Veya dedim ki 500 mililitre kaç litredir? Hocam 0.5 litre. Veya 10 litre kaç mililitredir? 10.000 mililitredir hocam. Bunun gibi bu otomatik yapıyorsun ya, gündelik hayatta çok kullanıyorsun bunları. Gündelik hayatta çok kullandığından dolayı litre ve kilogram dönüşümlerini hızlı yapabiliyorsun. Gaz dönüşümlerde bu şekilde hızlı yapabilir hale gelmen lazım. Sana genelde işte santimetre civa verir, senin ATM'ye çevirmen gerekir veya ATM verir, milimetre civaya çevirmen ister. Bu tarz dönüşümler yaparken bu bağıntıyı unutmuyorsun. Tamam mı? Bir diğer gazlı niteliğin özellik hacim. Şurada hacim demeden önce şu bilgiyi okumadığımı fark ettim. Buraya da bir bakalım. Kapalı kaplardaki gaz basıncı manometre, açık kaplardaki gaz basıncı ise barometre ile ölçülür. Hocam barometre ve manometre ne? Bunları da fizikte görmüş olman lazım. Kimyanın konusu değil. Manometre dediğin şey işte gaz basıncı ölen alet. Tamam mı? Şu şekilde tipsiz bir şekli vardır. Tamam mı? Ah bu şeydir. Nedir? Manometredir. Açık uçlu manometre. Bunun ağzını kapatırsan da şöyle hop. Bu da kapalı uçlu manometre olur. Bir de barometre. Barometre dediğin şeyde şöyle bir kabın olsun senin. Tamam mı? Kaba koyduğun şu şekilde bir boru vardır. Buna da biz barometre diyoruz. Okey. Oldu mu? Hani hatırlamıyorsan göstermiş olayım. Zaten AYT gazlarda da detaylıca bunları anlatacağız. Hacim demiştik. Bir cismin uzayda kapladığı yere biz hacim diyoruz. Katı ve sıvıların belli hacimleri vardır. Ancak gazların belli bir hacmi yok. Bulunduğu kabın hacmini alıyor. Az önce detaylıca gösterdim. Gazların hacmini biz incelerken litreyi kullanacağız. En çok kullandığımız gaz hacim birimi neymiş? Litre. Mililitre veya desilitre falan değil. Litreyi kullanacağız biz. Aklında bulunsun. Bir diğer özellik ise miktar. Miktarsa gazlar tanecikli yapıda, gaz taneciklerin sayısına biz miktar diyoruz. Gaz taneciklerin sayısı gazlar çok 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 küçük tanecikler olduğundan dolayı mol sayısı ile ifade ediliyor. Mol ne demek? Mol Latince de arkadaşlar büyük yığın demektir. Yani küçük maddelerin oluşturduğu büyük yığınlara
Biz mol diyeceğiz. Hocam peki kaç tane gaz tanecin bir araya gelmesiyle bir mol oluşur? O da şu arkadaşlar. 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane gaz molekülü bir araya gelirse, hani şöyle yazayım, açık yazayım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Bu kadar gaz tanesi bir araya gelirse, yani bu kadar küçük maddeler bir araya gelirse büyük bir yığın oluyor. O yığın adı mol. İşte bu 1 mol eşit. Tamam, bu kadar tane 1 mole eşitmiş. Bu sayıyı Avogadro bulmuş. Bu yüzden Avogadro sayısı olarak da bilinir. Sembolü ise Na ya da N ya da N0'dır. Tamam, bunların hepsi bu sayının kısaltmasıdır veya da Avogadro sayısıdır. Tamam. Gazlarla miktar arasındaki ilişki de böylece açıklanmış oldu. Gelelim sonuncusuna, sıcaklığa. D sıcaklık olması lazım. C sıcaklık demişiz. 4 sıcaklık. Sıcaklık maddeyi oluşturan tanecikten ortalama kinetik enerjisinin göstergesidir. Sıcaklık termometre ile ölçülüyor. Sıcaklık birimi Celsius ya da Kelvin'dir. Ancak biz gazların sıcaklığından bahsederken genelde Kelvin'i kullanacağız. Kelvin'de Celsius gibi, yani santigrat derece gibi bir sıcaklık birimi. Burada bunların dönüşümlerini iyi bilmen lazım. Yani 25 santigrat derece kaç Kelvin dediğimde cevabını verebilmen lazım. Şöyle cevabını veriyorsun. Diyor ki Kelvin, Celsius ne diyorsa 273 fazlası. Yani 0 santigrat derece kaç Kelvin dersem 273 ekliyorsun. 273 Kelvin'dir hocam. 27 santigrat derece kaç Kelvin'dir dersem hemen üzerine 273 ekliyorsun. Kaç yapar? 300 Kelvin yapar. Tamam. Veya dedim ki eksi 23 santigrat derece. Eksi 23 santigrat derece kaç Kelvin dersem üzerine 273 ekliyorsun. Hocam 250 Kelvin'dir diyorsun. Okey. Yani santigrat dereceyi Kelvin'a çevirirken santigradın üzerine 273 ekliyorsun. Kelvin'i santigrat dereceye çevirirsen, yani tam tersi yaparsan, bu kez de santigrat derece 273'ü çıkartırsın. Olay bu. Devam edelim. Gazların ortalama kinetik enerjisi mutlak sıcaklıkta doğru orantılıdır. Hocam mutlak sıcaklık ne? Söylemeyi unutmuşuz. Kelvin cinsinden gazın sıcaklığında biz mutlak sıcaklık diyoruz. Tamam mı? Kelvin cinsinden sıcaklığa mutlak sıcaklık diyormuşuz. Mutlak sıcaklık arkadaşlar en fazla 0 Kelvin'dir. Santigrat derece cinsinden mutlak sıcaklık ne kadardır hocam? 273 çıkar. Eksi 273. Yani bizim mutlak sıcaklık noktamız santigrat derece bakımından eksi 273'e tekabül ediyor. Tamam mı? Sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin hızı ve ortalama kinetik enerjileri artarken sıcaklık düştüğünde taneciklerin ortalama hızı ve kinetik enerjisi düşer. Yani sıcaklıkta hız ve kinetik enerji doğru orantılı. Aynı sıcaklıkta tüm gazların ortalama kinetik enerjileri aynıdır. X gazı da olsa, Y gazı da olsa, eğer sıcaklık aynıysa ortalama kinetik enerji aynıymış. Bu da bizim için çok çok önemli bir bilgi, yorum olarak karşımıza gelir. Şimdi aşağıda iki tane kap var. Bu kapları inceleyelim. Ardına dersimizi sonlandıracağız zaten. Birisi sabit hacimli kap, birisi sabit basınçlı kap diyelim. Tamam mı? Diyeceksin hocam nasıl olacak? Bu aslında AYT'de detaylıca göreceğiz. Burada bir hatırlatma veya giriş babında bahsedeceğiz. Sabit hacimli kapta şu kabın şekli değişmiyor. Gazın mol sayısı arttığında, yani sen buraya ne kadar fazla gaz gönderirsen basınç da artar arkadaşlar. Sıcaklığını artırdığında yine basınç artar. Tamam mı? Hacimse değişmez. Yine kapalı bir kap, sabit. Bir de sabit basınçlı kap var. Bu sabit basınçlı kap elde etmek için piston kullanılır. Bu piston, hani basıncı artırdığında geri dengelemek için hareket eden, aşağı yukarı hareket eden şeydir aslında. Mol sayısı ya da sıcaklık artırıldığında pistonlu kapta basınç sabit ya, mol sayısını artırırsan piston yukarı çıkar, hacim artar. Mol sayısını azaltırsan piston aşağı iner, hacim azalır. Ama basınç değişmez. Hep basıncı sabit tutar. Niye? Çünkü sabit basınçlı bir kap. Tamam. Olay bu. İki tane örneğimiz var. Bu iki örneği inceleyelim. Gazlarla ilgili diyor. Yargılanan hangileri doğrudur? Bulundukları kabı tamamen doldururlar. Evet. Tanecik de yapıyor. Kesinlikle sahipler. Belirli hacim ve şekiller yoktur. Evet. Çok kolay bir soru oldu. Cevabımız E seçeneği. Örnek 38.
İdeal pistonlu bir kapta bulunan gazın sıcaklığı 100'den 50 santigrat dereceye düşürülürse, bak ideal pistonu diyor. İdeal piston az önce yukarıda da gördün. Bak görüyor musun ideal piston ne? Sabit basınçlı demek. Sabit basınçlı demekmiş ideal pistonlu kap. Sabit basınç. Hangileri azalır diyor. Şimdi senin sabit basınçlıysan şuraya şekil olarak çizeyim. Bu durumdaydın. Tamam mı? Ne yaptın? Sıcaklığı düşürdün. Sıcaklığı düşürürsen ne olacak? Hacim azalacak. Hacim azalacağından dolayı piston aşağıya doğru gelecek. Tamam mı? Basınç, basınç değişmez. Çünkü sabit basınçlı bir kap. Gaz miktarı değişir mi? Kaptan gaz çıkaramadığı müddetçe miktar da değişmez. Sadece hacim azalır. Cevabımız A seçeneğidir diyoruz. Bu sorularda böyle yapıyorsunuz. Şimdi gazların genel özellikleri ve gazları etkileyen davranışları inceledik. Bir diğer videoda hal değişimi grafikleri diyerekten gazları bitireceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendine iyi bak. Görüşmek üzere.